Merhaba arkadaşlar Kimya Dünyası'na hoş geldiniz. Milli Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tekrar testinin dördüncüsünü çözeceğiz bugün. 11. sınıf Kimya testini çözeceğiz. Çok güzel sorular olmuş arkadaşlar. Mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok ince ayrıntılar koymuşlar. Çok güzel sorular koymuşlar testin içerisine. E, karşımıza çıkabilecek, sınavda bize sorulabilecek soru tipleri bunlar aslında. E, o yüzden e, üzerinde durulması gerekiyor. Mutlaka tekrar testlerinin hepsini e, çözüp mutlaka çözümlerini izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, ben de olabildiğince bütün öncülleri okuyup açıklayarak... E, Oradaki gördüğümüz ince durumları sizlere aktarmaya çalışacağım ki daha fazla bu testten daha fazla bir şeyler öğrenebilelim diye ee, bu büyük emekle verilen hazırlanan testlerin çözümlerini sizlere sunmaya çalışıyoruz. Tabii bu durumda sizden destek istiyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve kanalımı arkadaşlarınıza tavsiye ederek bana büyük destekte bulunmuş olursunuz arkadaşlar. O güzel desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Ne demiş ilk sorumuzda? X, Y, Z elementlerinin periyodik sistemdeki grup numaraları sırasıyla 2A, 5A ve 8A'dır demiş. Buna göre X, Y, Z elementleriyle ilgili özelliklerinden hangileri en az ikisi için doğru olabilir şeklinde bir soru verilmiş. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Demiş ki elektron diziliminin S2 ile sonlanması. Şimdi 2A grubun elektron dizilimi neyle bitecek? S2 ile bitecek. 5A grubun elektron dizilimi S2 P3 ile bitecek. 8A grubu da S2 P6 ile bitecek. Normal düz baktığımızda. Ama burada bir ayrıntıyı gözden kaçırmamamız lazım. 8A grubunda bir de kim var arkadaşlar? Helyum. Helyumun elektron dizilimi nasıl bitiyor? 1S2 şeklinde. Demek ki S2 ile biten iki tane arkadaşımız var. Birinci öncülümüzü o zaman doğru kabul edebiliriz. P bloğunda yer alması. Şimdi P bloğu elementleri kimlerdi arkadaşlar? 3a ile 8a arasındaki kalan e, tüm elementler p bilonda yer alıyordu. E şimdi bizim 5a ve 8a'mız var yani en az ikisini karşıladık. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. Oda koşullarında gaz halde bulunması. Şimdi e, 2a grubu e, oda koşullarında kararlı bileşikler halinde bulunur. Mesela atıyorum magnezyum klorür gibi ya da işte kalsiyum oksit gibi bileşikler halinde bulunur. Katı haldedir. 8a grubumuz zaten soygaz. gaz hangi halde bulunacak? Gaz halde bulunacak. Şimdi bakın burada 5A grubunda kim oda koşullarına gaz halde bulunabilir? 7. Azottan bahsediyoruz aslında. Azot gazı olarak ne yapar? E, oda koşullarına gaz halde bulunur. Yine iki öncülü karşılamış olduk. Cevabımız Edirne olarak işaretledik. Güzel bir soru, dikkat isteyen bir soru. Karşımıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi. Gelelim ikinci sorumuza. Elektron ilgisi ile ilgili bir soru. Ne demiş? Elektron ilgisi gaz halindeki 1 mol atomun 1 mol elektron alması sırasındaki enerji değişiminin ölçüsüdür. E ile gösterilir. Bazı element atomların elektron ilgileri şöyledir demiş. Buna göre yargılının hangileri doğrudur. Şimdi hemen inceleyelim. Demiş ki klor atomunun elektron ilgisi en büyüktür. Şimdi inceleyelim bakalım. Elektron ilgi değeri 328, 349, 240, 21 şeklinde. E doğru 349 en yükseğe geldi. Birinci öncül doğru. Bazı arkadaşlarımızın kafasında şöyle bir soru işareti olabilir. Ya hocam önünde eksi yazıyor. Diğerinde artı yazıyor. Artı eksiden daha büyüktür. Niye öyle yapmadık diyebilirsiniz. Buradaki artı eksilerin anlamı arkadaşlar bu açığa çıkan veya alınan enerji demektir. Yani bu durumun endotermik veya egzotermik olduğunu belirtiyor bize. Bundan dolayı bu artı eksiler sadece ısı verildiğini ısı alındığını belirttiği için cebirsel bir anlamı yoktur. Biz burada sadece değere bakmamız gerekir. Mesela 349 aralarında en büyük rakam o yüzden kloru doğru kabul ettik. Lütfen buna dikkat edelim. Delta H sıralamalarında eksi artının bir önemi yoktur arkadaşlar. Bunu tekrardan hatırlatmış olalım. Gelelim ikinci öncülümüze. De demiş ki 1 mol magnezyum atomunun 1 mol elektron alması sırasında 21 kilojül ısı açığa çıkar demiş. Bakın ısı açığa çıkar demiş. Isı açığa çıkıyorsa bunun değerinin eksi 21 olması lazım. Çünkü egzotermik diye görüyoruz. Ama bakın tabloda ne vermiş? Artı 21. Yani ısı alır demesi gerekiyordu. İkinci öncül yanlış oldu. 3'e bakalım. Elektron ilgisi ısı alan ve ısı veren bir olaydır. Baktık evet bu ikisi ısı veren, bu ikisi ısı alan bir olay şeklinde gerçekleşmiş. O zaman üçüncü öncülümüz doğru. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan olarak işaretledik. Yine güzel bir soruydu arkadaşlar. Gelelim iyonlaşma enerjisi ile ilgili bir tablo sorusu. Güzel bir soru bence. Birinci iyonlaşma enerjisi proton sayısı grafiği verilmiş. Elementlerin çekirdek yükleri ardışık sayı olup ...M atomunun elektron dizilimi 2P6 ile sonlanmaktadır. Bakın tabloya ilk baktığınız zaman dikkatinizi çekecek. Eğer buradaki M ve E arasındaki ilişki gibi... E, ...tavana kadar çıkmışım yoğunlaşma dersine sonra aniden diğer elementlerden daha düşük hale inmişim. Bu şu demektir arkadaşlar? Burası 8A. Ben buradaki periyodu bitirmişim. Bir sonraki periyoda geçmişim 1A grubuna. Oradaki element demektir. E şimdi bunun elektron dizilimi ile ilgili de bilgi verilmiş. 2p6 ile bitiyormuş. Bu demek ki 1s2 2s2 2p6 şeklinde bitiyor. Yani kimdir? 10 neon diyebiliriz. E bu durumda bu arkadaş kim oldu? 11 sodyum olmuş oldu. E geriye doğru gelirsek şurası 7A yani 9 flordan bahsediyoruz. Şurası 6A yani 8 oksijenden bahsediyoruz. Burası da 5A arkadaşlar yani 7 azottan bahsediyoruz diyebiliriz. Şimdi diyor ki buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır şeklinde sormuş. Hemen ilk öncümüze bakalım. L elementi bileşiklerinde eksi 2 ile artı 6 yükseltgen basamaktan alabilir. Şimdi genel olarak 6A grubunda biz şunu bahsediyoruz. L elementi kimdeydi? 6A'daydı. Eksi 2 ile artı 6 arasında değerlik Alırlar diye söylemiştik. Ama bakın burada kimden bahsediyoruz aslında? Özel inmişiz. Oksijenden bahsediyoruz. Şimdi oksijen normalde kararlı bileşiklerinde eksi 2 değerlik alır. Atıyorum mesela h 2 bileşiği olsun. Şurası eksi 2 hidrojen artı 1 değerlik almış oldu. Peki farklı değerlik aldığı yerler yok mu? Tabii ki de var. Mesela OF2 bileşiğinde arkadaşlar. Bu karşımıza çok çıkar. Burada flor eksi 1. Ee, burada oksijenimiz ne oldu? Artı 2 değerlik almış oldu dedik. Buna dikkat etmemiz lazım. Ya da peroksit bileşikler vardır mesela H2O2 gibi hidrojen artı 1 o zaman burada oksijen ne değerlik aldı? Eksi 1 değerlik almış oldu. Oksijen alabileceği değerlikler bunlar arkadaşlar. O yüzden eksi 2 ile artı 6 yükseltgen basamaktan alabilir demiş. Sadece bu ikisini alabilir demiş ama bunların dışındakileri aldığını gördük. Bunun arasındaki olan değerleri aldığını gördük. Bu yüzden Adana yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi gözücüyle ucuyla diğerlerini de bir inceleyelim. E elementinin bütün değerlik elektronları S orbitalindedir. E'den kastımız ne? E kimdi? 1A. Sodyum. 1S1 e, ile bitiyor. Evet. Değerlik elektron sayısı 1S'de kalıyor. Doğru. Ö, M, E'den bahsediyor. Ö, 5A M8A E de 1A grubu. Demiş ki küresel simetri özelliği gösterir. Evet 5A p 3de bitti elektron dizilimi. P orbitalleri yarı dolu. Burası P6 ile bitti. Burası da S1 ile bitti. Yarı dolu veya tam dolu olmasına değerlik e, orbitalinin biz küresel simetri özelliği diyoruz. Bu da doğru oldu. Ölçm elementleri periyodik sistemin P bloğunda yer alır. E, baktığımız zaman 5 A ile 8 A arası ne demiştik? P bilo doğrudur. Ç elementin elektron ilgisi. Ç elementi kim? 7 A. E, periyodik tabloda elektron ilgisi soldan sağ aşağıdan yukarıya artıyordu. 7 A grubuna kadar da 8 A grubunun yoktu. E de atom yarı çapı. Yarı çapta arkadaşlar sağdan sola e, yukarıdan aşağıya artıyordu. E, bizim E dediğimiz şey hem daha aşağıdaki periyottan da daha solda. O zaman atom çapı en büyük. Bu da doğru olmuş oldu. Gelelim bir sonraki sorumuza. İyonlaşma enerjisi ile ilgili bir tablo sorusu verilmiş. Güzel sorulardır arkadaşlar bunlar. Hemen ona bakalım. Demiş ki her element değerlik elektronun hepsi uzaklaştırıldıktan sonra iyonlaşma enerjisinde çok büyük oranda artış gözüküyor. Bunun mantığı şu arkadaşlar. Ben son katmanında diyelim ki A kadar elektronum olsun. Bunu koparttığım zaman bu arkadaş kime benzeyecek? soygaza benzeyecek. E, soygaza benzediği zaman biz bu arkadaşın iyonlaşma enerjisi en yüksek diyeceğiz. Çünkü periyodik tabloda soldan sağa aşağıdan yukarıya yani 8A grubuna geldiğimizde iyonlaşma enerjisi artar. E, buradaki olayımızda 3.5 katlık en az 3.5 katlık artışın olduğu yerde son katmandaki elektron bitmiş demektir. E, son katmanda bize grup numarasını verir. Değerlik elektron sayısı grup numarasına eşit olduğuna göre aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş bize. Demiş ki arkadaşlar bize L ve Z aynı grupta bulunur. Şimdi L ve Z'yi hemen inceleyelim. Bizim L'ye baktığımız zaman bakın bir tane elektronu varmış bu adamın. Çünkü bir tane iyonlaşma enerjisi var? İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü yok. Demek ki bu bir hidrojenden bahsediyoruz. Ve bu adam hangi grupta? 1A grubunda. Şimdi ikinciye bakalım. İki tane neyin var arkadaşlar burada? İyonlaşma enerjim var. Bu iki tane iyonlaşma enerjisinin aralarındaki fark olmadığına göre e, burada grup bulurken şuna dikkat edeceğiz. Bakın ikisinde son katmanda iki elektronu var. Üçüncü ve dördüncüsü yoksa demek ki bu adamın toplamda iki elektronu var. Yani iki helyumdan bahsediyoruz. Yani hangi gruptadır? 8A grubundadır dedik. T'ye bakalım. T'de 520'den bir anda 7300'e çıkmışız. Yani son katmanda bir elektron varmış. Onu kopartmışız. Bir anda soy gaza benzemişiz. O zaman bu hangi gruptadır arkadaşlar? 1A grubunda. Peki bunun kim olduğu hakkında yorum yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Neden? 4 tane yoğunlaşma enerjisinden 4'üncüsü yok. Yani adamdan 3 tane kopartmışım. Başka da elektronu kalmamış. Yani bu kimdir aslında? 3 lityumdur dedik. Bunun hakkında da yorum yaptık. Gelelim şimdi Z'ye. Ee, Z'yi incelediğiniz zaman bakın birinci yonlaşma neresiyle ikinci yonlaşma üç 3.5 katlık bir artış yok ama 2'den 3'e geçerken bu artış var. Demek ki son katmanımda 2 elektronum vardı. Bu arkadaş için de biz 2A grubundadır diyebiliriz. Peki 2A grubunda işte kalsiyum mudur, magnezyum mudur, bununla ilgili ya da stransiyum mudur bununla ilgili bir yorum yapabilir miyiz? yapamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü dördüncü yoğunlaşma enerjisini vermiş. Belki beşincisi de olabilir. Altıncısı da olabilir. Yedincisi de olabilir. O yüzden böyle bir yorum yapma işi zor bu konuda. O yüzden yapmıyoruz. Şimdi ne demişti? L ve Z aynı grupta bulunur. L 1 A'daydı. Z 2 A'daydı. Gitti. T 3 A grubunda bulunur demiş. T'ye baktık. 1 A grubunda bulmuştuk. Yanlış. Z'nin değerlik elektron sayısı 4'tür demiş. Z'ye baktığımız zaman değerlik elektron sayısı 4'tür diyemeyiz. Çünkü 2A grubunda 2A grubu ise değerlik elektron sayısı 2'dir arkadaşlar. Gelelim L'nin atom yarı çapı T'ninkinden küçüktür. Şimdi L kimdi arkadaşlar? Hidrojen. Şöyle yazalım. T kimdi? Lityum. Şimdi e, lityum ikinci periyot bir ada Hidrojen birinci periyot bir A'da. Yukarıdan aşağıya doğru indikçe çap ne yapıyordu? Artıyordu arkadaşlar. Bu durumda L'nin atom yarı çapı küçük oldu. Cevabımızı bulmuş olduk. M 2A grubundadır demiş. Biz M'yi ne bulmuştuk? 2 helyum olarak bulmuştuk. Yani 8A grubunda demiştik. Bu da yanlış oldu. Yine güzel bir soru bence. Gelelim demiş ki bir atomun moleküldeki ve iyonik bileşikteki yük sayısına yükseltgenme basamağı denir. İyon yükü sadece iyonik bileşiklerdeki iyonların yükü için kullanılabilir. Yükseltgenme basamağı ise iyonik bileşiklerdeki iyonların ve moleküller yapıdaki atomların yükleri için kullanılabilen daha geniş bir kavramdır. Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisi hem iyon yükü hem de yükseltken basamağı kavramıyla kullanılabilir. Bakın arkadaşlar uzun uzun cümle kurmuş. Sizin kafanızı karıştırmaya çalışmış. Ama ben size burada şu taktiği vereyim. 1A, 2A ve 3A gruplarının alabileceği yükseltken basamağı sabittir, tektir. 1A her zaman artı 1, 2A artı 2, 3A da artı 3 değerli alır. Bundan dolayı iyon yüküyle yükseltken basamağı her zaman aynı çıkar. A ise belli aralıklar arasında çıkar. O zaman biz şıklarda ne arayacağız? Metal arayacağız. Hemen C şıkkı gözüme çarptı. Ne var? Alüminyum var. Alüminyum atom numarası 13. 3A grubunda alacağı değerlik artı 3. Yani hem yükseltgenme basamağı artı 3 hem de alacağı değerlik iyon yükü artı 3 dedik. İspatlayalım. Oksijen eksi 2 eksi 6. 2 tane alüminyum var. Artı 3 değerlik almış oldu. Bunu unutmayın. E, bu kadar uzun cümle kurup kafanızı karıştırmaya çalışmasının nedeni bu aslında. Bu çok basit bir soru ama soruyu bu şekilde karmaşık hale getirebiliriz. Gelelim şimdi arkadaşlar 6. sorumuza. Şekildeki sistemde E musluğu açılarak M kabındaki ideal CH4 gazının bir kısmının B kabına efizlenmesi sağlanıyor. Son durumda her iki kaptaki gaz basıncı eşit olduğuna göre. Ha, bakın burada önemli bir bize tüyo vermiş. M kabında kaç gram CH4 gazı kalmıştır? Şimdi ilk yapacağım şey sıcaklıklarına bakmak. Bakın sıcaklıkları birbirine eşit mi? Eşit. Eğer sıcaklıkları birbirine eşitse yani sabitse ben şunu biliyorum. Bir gazın basıncı ile hacminin çarpımı bana neyi verir? Mol sayısını verir. E ben şimdi buradan basıncı çekersem N bölü V değerini ne yapmış oldum arkadaşlar? Elde etmiş oldum. Peki o zaman ben bu musluğu açtıktan sonra bunların basınçları birbirine eşitse n bölü v de birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Şimdi bakın arkadaşlar benim burada neyim vardı? 8 gram CH4'üm var. O zaman n CH4'ü bir bulalım. Başlangıçta kaç mol varmış elimizde? 8 bölü 16'dan ne geldi arkadaşlar? 0,5 mol gelmiş oldu. 0,5 mol'üm kaç litrelik kabımın içerisinde? 5 litrelik kabımın içerisinde. Ben musluğu açtığımda Toplamda kabım kaç litre olmuş oldu arkadaşlar? 8 litre olmuş oldu. O zaman ben e, burada şu mantığı kurabilirim. Bunlar hacimleriyle doğru orantılı olarak birbirlerine dağıtılacaksa, e, benim 0.5 molümü 8 litreye ne yapacağım arkadaşlar? Dağıtacağım. Şimdi biz o zaman şurada bir birimi bulmak istersek bir birimde yani e, ne kadar olur diye bakarsak buradan ne gelir arkadaşlar? Şöyle yapalım 0,5 bölü 8 değerini almış olurum. Yani litre başına düşen değerim ne kadarmış? 0,5 bölü 8. E şimdi ben e, ne dedik? Bunların en bölü v oranları birbirine eşit olacak. O zaman benim şuradaki arkadaşımda kaç mol madde vardır diye düşünürsem. Şunu yapabilirim. E, basınçları birbirine eşitti. 0,5 bölü 8 çarpı 3 litre kadar neyim var? Molüm var. P çarpı V yapmış olduk. Yani 1,5 bölü 8 mol burada kimden varmış? CH4 gazından varmış diyebiliriz. Peki... Bir de burayı inceleyelim. Burayı da yine birim başına düşen 0,5 bölü 8'di. Hacmim kaç litre? 5 litre. O zaman 2,5 bölü 8'de nerede kaldı? Bu taraftaki kapta kalmış oldu. Bize diyor ki kaç gram CH4 gazı kalmıştır? E, M kapında yani bizim buradaki kapımızda. E ben mol sayısını biliyorum. 2,5 bölü 8 mol kadar vardı. E bunu ben emasıyla çarparsam 16 ile şöyle şunlar birbirini götürdü. 2 çarpı 2,5'dan 5 gram burada neyin varmış? E, CH4 gazım varmış diyebiliriz. E bu kadar kolay çözülebilen bir soru aslında ama dikkatli bakmak görmek lazım. Dediğim gibi olay tamamen nerede bitiyor? P çarpı V değerinde bitmiş oluyor arkadaşlar. Peki. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yedinci sorumuz ne verilmiş bize? Aşağıda sabit basınçlı kapta 2M gram CH4 gazı bulunmaktadır. Güzel. Sabit sıcaklıkta kaba M gram helyum gazı ekleniyor demiş. Şimdi bakın burada yorum yaparken bize M ile ilgili bir bilgi vermemiş. Ben o zaman bir değer ortaya koyayım. Bunun üzerinden soruyu çözeyim. Şöyle olsun. V litre dediğimiz 1 litre olsun. 1 litrelik hacimde de e, bizim neyimiz olsun? 1 mol gazımız olsun. CH4 gazımız 1 mol olsun. E, bu durumda ben bunun molünü bulmak için şunu yapabilir miyim? 2M bölü 2M kadar gram vardı. CH4'ün M'ası 16 eşittir 1 dersek buradan M değerini kaç bulmuş oluruz? 8 gram bulmuş oluruz. Bu 8K gibi düşünün. Yani katları şeklinde 8 olabilir, 80 olabilir, 16 olabilir, 24 olabilir. Ama oran yapacağımız için her zaman aynı sonuca ulaşırız zaten. M gramda helyum gazı eklemiştik. E, M'i 8 bulmuştuk. 8 bölü 4'ten de ben 2 mol ne eklemiş oldum? Helyum gazı eklemiş oldum. Şimdi bakın kapta 1 mol madde varken ben V hacimdeysem kaba 2 mol de eklediğimde toplamda 3 mol'lük ne elde etmiş oldum? Bir karışım. 3 mol'de hacmimin 3V'ye çıkması lazım. Ama ben 2V'ye kadar çıktım. 2V'ye ulaştım. Nereye çarptım? Engele çarptım. O yüzden 2V'ye gelene kadar benim basıncım sabit kaldı. Hep dış basıncı eşitti. 2V'den sonra da basıncım ne yapacak? Artış gösterecek. Çünkü e, kabımın içerisinde 3 mol madden var pistona çarptığım için artık sabit hacimli bir kap gibi düşüneceğim. O zaman birinci grafiğe bakalım. Demiş ki hangileri yanlıştır diye soruyormuş bize. Birinci grafikte bakın basınç başlangıçta 2V'ye kadar sabit kaldı sonra sabit hacimli kaba dönüştürdüğüm için madde miktarı arttığından basınç arttı. Birinci grafiğimiz doğrudur dedik. Hemen şimdi ikinci grafimize bakalım arkadaşlar. İkinci grafimizde basınç hacim çarpımı verilmiş. Şimdi basınç hacim çarpımı sıcaklık sabit iken ne olacak? Sabit kalacak. Hacim ona göre artacak. Şimdi i̇şte bu sıfırdan başlayalım. Sanki başlangıçta gazımız yok muydu bizim? Vardı. Bu yüzden ne oldu bu grafik? Yanlış olmuş oldu. 3'e bakalım arkadaşlar. E, hacim yoğunluk grafiği verilmiş. Şimdi D eşittir. M bölü V. Bir kere ben kabımın içerisinde molekül ağırlığı daha düşük bir gaz eklersem CH4 vardı molekül ağırlığı 16 idi. He ekledim molekül ağırlığı 4. Ee, ben kabımın içerisinde molekül ağırlığı daha düşük bir gaz eklersem yoğunluk ne yapacaktır? Düşecektir. Nedeni şu arkadaşlar. Kütlem 16 idi. 4 daha ekledim. 20 oldu. Şey pardon 8 gram daha ekledim 24 oldu. Ama hacim neye çıktı? 2 katına çıktı. Yani kütle 2 katına çıkmadığı için kütle bu kadar artarken hacim bu kadar artmış oldu. Bu durumda öz kütle azalmış oldu. Bakın burada öz kütleyi ne yapıyor? Önce yükseliyormuş gibi gösteriyor. Bu yanlış olmuş oldu arkadaşlar. O yüzden 3. öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız Edirne dedik. Güzel bir yorum sorusu bence de. Gelelim 8. sorumuza yine gazlarla ilgili bir soru. Demiş ki oda sıcaklığında yandık kapta bulunan gazların kaba yaptıkları toplam basınç 75 cm civadır. Gazlar bir kıvılcımla artansız olarak bakın hiç artansız olarak tepkime girip karbondioksit ve su maddelerini oluşturuyor. Tepkime sonunda kabın sıcaklığı oda sıcaklığına eşitlendiğine göre son durumda kaba yapılan toplam basınç kaç santimetre cıva olur diyor. Ve şu bilgiyi vermiş bakın burası çok önemli. Oda sıcaklığında suyun buhar basıncı 3 santimetre cıvadır. Gazların ideal gaz olarak davrandığı varsayılacaktır. Şimdi biz önce bir yanma denklemini yazalım şunun. CH4 gazı, iki tane oksijen gazı, tepkime sonunda bir karbondioksit gazı artı iki tane de su açığa çıkmış oldu. Şimdi bakın burada muhabbet şu. Girenlerde benim şunlar gaz formundaydı. Kaç tane gazım var? 3 gazım var. Biz buna 3 mol gaz diyelim. Pardon. 3 mol gazım var. 3 mol gazım ne kadarlık bir basınç yapmış? 75 cm civa. O zaman 1 mol Gazıma ne kadar basınç düşecektir? 25 santimetre cıvalık bir basınç düşecektir. Şimdi tepkimenin sonunda bunlar artansız olarak tepkime girdi. Tamamen bitti. E tepkimenin sonunda bir gazım oluştu. Yani bir mol gazım oluştu. E bunun yapacağı basınç ne kadar olacak? 25 santimetre cıva. Peki işim bitti mi? Hayır. Bakın ortamda su var. Su buharlaşıp bir denge buhar basıncı oluşturacak. Bu oluşturduğu basınç ne kadarmış? 3 santimetre cıvaymış. Bunun basıncı sadece sıcaklığa bağlıdır. O zaman kaptaki toplam basıncım benim nedir? Karbondioksitin basıncı artı suyun gelen buhar basıncı. O da 3 santimetre civa dersek toplamda 28 santimetre civalık bir basınç söz konusu olacaktır dedik. Ve cevabımızı denizli olarak işaretledik. Gelelim 9. sorumuza arkadaşlar. Yine gazların üzerinde suyun toplanmasıyla oluşan basınçla ilgili bir soru gelmiş. Demiş ki bize bir gazın saf olarak elde edilmesinde kullanılır. 20 derece sıcaklıkta şekildeki sürtünmesi pistonlu kapta buharı ile dengede olan saf suyun üzerinde toplamış ideal helyum gazı bulunmaktadır. Aynı sıcaklıkta piston 3H konumuna getirilip sabitlenirse yani ne yaptım? Pistonu aldım yukarı çıkarttım. Şurada Sabitledim arkadaşlar. Şimdi bakın burada dikkat edeceğiniz mevzu ne? Zaten haşa kadar ne vardı? Su vardı. Sıvı miktarı vardı. Gaz miktarım ne kadardı? Haş kadardı. 3 haşa getirince toplamda hacmimi ne yapmış oldum? 2 kat arttırmış oldum. Yani haştan 2 haşa çıkmış oldu. Buna dikkat. Diyor ki yargılanan hangileri doğru olur? Helyum gazının kısmi basıncı azalır. Bakın şimdi ben pistonu yukarı doğru getirdiğimde e, hacim arttığı için basınç ne yapacak? azalacak e, basınç azaldığı için helyum gazının e, kısmi basıncı da e, toplam basınç azaldığından dolayı azalır dedik birinci öncülümüz doğru gelelim ikinci öncülümüze ne demiş arkadaşlar? h gazı moleküllerinin sayısı artar. Bakın ben pistonu yukarı çıkarttığım zaman içerideki buhar basıncını, su buhar basıncını sabit tutabilmek için yani birim hacimdeki su buhar molekülü sayısını sabit tutabilmek için h 2 sıvısının ne yapması lazım? Buharlaşması lazım. Bu durumda h gazı moleküllerinin sayısı artar dedik. İkinci öncülümüz de doğru oldu. 3'e bakalım. Kaba yapılan toplam basınç yere düşer. Aa, şimdi bakın burada dikkat. Neden? Şimdi Helyum gazının basıncı başlangıçta şuradayken piston buradayken 2 atmosfer olsun. Ben şimdi hacmi 2 katına çıkarttım. Basıncım neye düştü? 1 atmosfere düştü. Güzel. Çok güzel. Ama benim buradaki kabımdaki h gazının basıncı da 0.5 atmosfer olsun. Yani kabın başlangıçtaki basıncı İki buçuktu. E sıcaklık değişmediğine göre suyun buhar basıncı aynı kaldı. Ne oldu? Bir buçuk. Burada yüzde bir fark söz konusu değil. Ya da yarıya düşmesi söz konusu değil. O yüzden üçüncü öncül yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2 olarak işaretledik. Gelelim 10. sorumuza arkadaşlar. Ne demiş Jül Thompson olayı? Sıkıştırılmış soğutucu akışkanların genleşirken soğumalarını açıklar. Bu olay günlük hayatta birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle soğutma işlemlerinde yaygın olarak bu olaydan faydalanılır. E, burayı şöyle de toparlayalım arkadaşlar. Gazlar, e, soğutucu akışkanlar genleşirken soğumaları, ortamı soğutmaları, sıkıştırıldığında da ortamı ısıtmalarıdır aslında. İki türlü de düşünebiliriz. Demiş ki hangisi Jules Thompson olayı ile gerçekleşmez. Bakalım. Klimalardaki soğutma işlemi. Evet klimalar Jules Thompson olayına göre çalışır. Klimaları, buzdolapları... Deodorant tüpündeki maddenin dışarıya soğuk olarak çıkması Gazın üzerindeki basıncı azalttığınızda ne yapıyor arkadaşlar? Genleşiyor genleştiği için de soğuyor Bu da doğrudur Bisiklet tekerini şişirirken pomponun ucunun ısınması Burada da gazı sıkıştırıyoruz Sıkıştırdığımız için ortamı ısıtmış oluyor Bu da yine Jül Tamsun olayına örnektir Buzdolabının motor bölgesinin sıcak olması Motorun görevi o gelen gazı sıkıştırmak Sıkıştırdığı için de ortama ısı veriyor Bundan dolayı ısınıyor bu da doğru aynı koşullarda tuzlu suyun saf suya göre geç donması. Bu kolligatif özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. E, donma noktasının düşmesi dediğimiz kriyoskopi olayı. Bu yüzden bu buna örnek verilemez. Cevabımız edinilmiş olmuş oldu. Gelelim 11. sorumuza. Laboratuvarda 0,1 molar 100 ml NaCl çözeltisi hazırlamak için izlenecek yol ile aşağıdaki bir bilgiler verilmiş. Buna göre çözelti hazırlanırken yukarıdaki işlemlerden hangi sıra ile yapılmalıdır deniyor. Şimdi arkadaşlar önce bizim bu 0,1 molar 100 mililitre NaCl çözeltisinde Önce ne kar? Kaç mol bir e, elimizde e, ne var? NaCl var. Kaç mol kullanmamız gerekiyor? Bunu bir hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden mol sayısını hesaplayabilmek için ne yaparız? Molarite eşittir n bölü V'den ya da işte n eşittir molerite çarpı hacim formülünden gerekli katı miktarının mol sayısını hesaplarız. Bu birinci adımımız oldu biri hallettik. E şimdi mol sayısını biliyorsak kütlesine geçebiliriz. Şimdi biz e, normalde e, tartım olarak mol kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Gram kullanıyoruz veya kilogram kullanıyoruz. Bunu hesaplamak için de molden grama geçiş yapabiliriz. E buradan da molalite eşittir n çarpı MA'dan da şey e, diyorum pardon. M eşittir e, kütle. E, mol sayısı çarpı molekül ağırlığından da gerekli katı kütlesini hesaplamamız gerekir. O zaman ikinci adımımız da bu oldu. e Şimdi biz ne kadar katı kütlesi olduğunu hesapladık. Artık onu ne yapalım? Tartalım. O zaman hesaplanan katı miktarını hassas terazide ne yaptık? Ölçtük. Üçüncü adımımız da bu oldu. Şimdi biz bunu ölçtükten sonra arkadaşlar direkt üzerine hadi harala hurala su koyup da e, şey yapamayız çözeltiyi hazırlayamayız. Önce biz ne yaptık arkadaşlar? Bunu aldık bir balon jojenin içerisine koyduk. Çözelti çözeltiler balon içerisinde hazırlanır. O zaman dördüncü adımımız da bu oldu. Hazırladığımız bu çözelti üzerine önce yavaş yavaş su katarak bunu iyice çözeriz. Tamamen çözündüğünde arkadaşlar üzerine saf su ekleyerek hacmi 100 mililitre tamamlarız. Bu da bizim 5. adımız olur. Böylece çözeltiyi hazırlamış olduk. Bu su yaptığımız sıralama uygun olarak hangisi gelmiş oldu arkadaşlar? Adana şıkkı gelmiş oldu. Geldik 12. sorumuza. Demiş ki aşağıdaki çözeltide tanecikler arasında bulunan etkileşim türleri. İyon dipol, dipol dipol ve hidrojen bağı varmış. Ha, enteresan bir soru. Şimdi bakın arkadaşlar. Zaten hidrojen bağıyla dipol dipol etkileşimi birbirini tamamlayan şeyler. Çünkü hidrojen bağını olabilmesi için her iki bileşimde polar olması yani dipol dipol etkileşiminde olması gerekir. Buraya bir de ne eklemiş? İyon dipol eklemiş. Bu e, dikkat isteyen bir kısım demek oluyor bu. Burada ne yapacağız? Ona dikkat edeceğiz. Şimdi hemen bakalım. Demiş ki olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi X maddesi NH3, Y maddesi H2 olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Neden? Şimdi bir bu polar. Bu arkadaş polar. O zaman dipol dipol etkileşimi var. Fon grubundan her ikisinde de fon grubunu oksijen ve azot var ve bunlara bağlı hidrojenler var. O zaman hidrojen bağımız da var. Doğru. Peki iyon dipol bunun neresinden geliyor? NH3 arkadaşlar zayıf bir bazdır. Suda az çözünür. NH3 2 yaptığımızda ortama vereceği amonyum artı iyonu vardır. İşte bu iyonla suyun yapmış olduğu bağ biz iyon dipol etkileşimi diyebiliriz. O zaman birinci öncülümüz oldu. 2'ye bakalım. X maddesi H2O, Y maddesi ise NaCl olabilir demiş. Şimdi NaCl iyonik bir bileşik, iyon-dipol etkileşimini verdi zaten bize. Şimdi H2O e, kendisi polar bir bileşik. Şimdi H2O ile H2O arasında hangi bağlar meydana gelir? E, H2O polar, dipol h 2 polar dipol. O zaman aralarında ne var? Dipol dipol etkileşim var. Eğer ikisinde de fon grubundan oksijen var. E, oksijene bağlı hidrojenler var. Bu arada da ne oluşacaktır? Bir hidrojen bağ meydana gelecektir. O zaman bu da gerçekleşmiş oldu. Gelelim 3'e. X maddesi hidrojen florür. Yine arkadaşlar hidrojen flörür e, zayıf bir asittir. Su da iyonlaştığı zaman e, H artı F eksi iyonları verecek. Bununla iyon dipol etkileşimi yapacak. Birincisi geldi. E, HF ile H2 arasında ya da H2 ile H2 arasında hidrojen bağı meydana gelecek. Hem de her ikisi polar bileşik olduğu için dipol dipol etkileşimi de gelmiş olacak. O zaman üçüncü öncül de bize bunu verir. Cevabımız Edirne olmuş oldu. Burada sizi zorlayacak olan öncül aslında ikinci öncül. Burada H2O ile H2O arasındaki hidrojen bağını görmek gerekir arkadaşlar. Gelelim 13. sorumuza. 1 litre çözeltide çözülmüş maddenin mol sayısına o çözeltinin molar derişimi denir. 500 ml 0,5 molar NaCl sulu çözeltisi 200 ve 300 ml olacak şekilde iki ayrı kaba konuluyor. Buna göre ya ifade edilen hangileri doğrudur? Bakın soruyu görünce az buçuk kökünü anladık zaten mantığını. Şunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Siz e, belli bir derişime sahip çözelti isterseniz 10 parça bölün. Derişim yine aynı kalır. Yani her kaptaki derişim aynıdır. Çünkü bunlar homojen karışım oldukları için homojen karışımda çözünen madde miktarı ve çözücü miktarı her hepsinde aynı miktarda olacağına göre ya daha doğrusu hacimleriyle doğru orantılı olarak olacağına göre molariteli birbirine eşit çıkar. Sakın bunu e, ekmek gibi sanki böyle bölüyormuşuz. 0 bir yerde 0 bir yerde 0 bir yerde gibi düşünmemek gerekiyor. Ne demiş? Birinci kaptaki çözeltinin derişimi daha azdır demiş. Ne demiştik? Çözeltilerin derişimleri birbirine eşittir. Yani burası da 0,5 molardır. Burası da 0,5 molardır. Birinci öncülümüz gitmiş oldu. İkiye bakalım. İkinci kaptaki çözeltide ikinci kaptaki çözelti birinci kaptaki çözelti göre daha az miktarda çözülmüş Nac ile bulunur. Bunu da nasıl buluruz arkadaşlar? Molarite eşittir n bölü v. Yani molarite ile hacmi çarparsanız size mol sayısını verir. E şimdi bu 300 mililitre bu 0.5 molar. Hadi litreye çevirmeden yapalım. Hani i̇şlem işlem kolaylığı olsun. 300 ile 0.5'i çarparsak buradan ne geldi? 150 birim. E buradan da ne geldi? 100 birim gelmiş oldu. Bu durumda birinci kapta daha fazla çözülmüş madde miktarı var. O zaman iki ikinci öncülümüz doğru. Ee, bakalım ee, ne geldik? Pardon şöyle ikinci kapta evet daha az var. Doğru söyledik. Birinci kaptaki çözelti derişimi 0,3 molar. ikinci kaptaki 0,2 molar demiş. Yanlış ne demiştik? Her ikisi de 0,5'er molardır demiştik. Cevabımız yalnız iki olmuş oldu arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. 14. sorumuz. 200 mililitre 0.5 molar potasyum klorür sulu çözeltisi, 2 molar potasyum klorür çözeltisi kullanarak hazırlanmak istiyor. Yani biz 2 molardan buraya geçmek istiyoruz arkadaşlar. Demiş ki buna göre işlemlerin hangileri uygulanabilir diye bize sormuş. Şimdi bakalım, hemen inceleyelim. 100 mililitre saf suya 2 molar potasyum klorür çözeltisinden 100 mililitre eklenir. Şimdi bakın burada hemen şunu yapacağız. M1, V1. M son V son. M1 değerim ne kadar arkadaşlar? 2 molar. Hacmimiz ne kadar? 100 mililitre. Karşılıklı yazacağımız için birbirlerini götürecekler. Son derişim bilmiyorum ama son hacim ne olacak? 100 mililitre daha eklemişim bundan. O zaman toplamda hacim ne kadar oldu? 200 olmuş oldu. Şöyle şunlardan kurtulursak buradan M son eşittir. 1 molar gelir. Biz ne kadar istiyorduk? 0.5 molar hazırlamak istiyorduk. O zaman birinci öncülümüz gitti. 2'ye bakalım. 50 mililitre 2 molar KCl çözelsin hacmini saf suyla 200'e tamamlayacağız. Yine M1V1 yaptık. 50 çarpı 2 eşittir. 200 çarpı M son dersek şöyle sadeleştirsek 4 kaldı. 2 bölü 4 05 molar yapar. O zaman ikinci öncülümüz geldi. 3'e bakalım. 20 mililitre 2 molar 180 mililitre saf su eklemişiz. Toplamda hacmimiz ne kadar oldu? 200 oldu. M son dedik. Şöyle şu giderse 10. 2 bölü 10'dan da 0,2 molar gelir. Yine istediğimiz değeri vermedi. Cevabımız yalnız 2 olmuş oldu arkadaşlar. Gelelim 15. sorumuza. Demiş ki buna göre bu çözelti ile ilgili aşağıdaki hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Şimdi bakın ne vermiş bize? Bir miktar şekerin şeker çözeltisindeki suyun mol kesirini vermiş. Şimdi bakın suyun mol kesiri 20 bölü 21'miş. Şunu unutmayın mol kesiri kaç tane olursa olsun bu su için... Bir de kimimiz var? Şekerimiz var. Ee, mol kesiri kaç tane olursa olsun toplamları 1'e eşittir. O zaman burada şekeri mol kesiri de 1 bölü 21 olsun. O zaman biz şöyle bir yorum katsak. Desek ki e, şekerden en şekerin molüne k kadar dersek en suyun molü de ne olacaktır burada? E, 20 k kadar olacaktır dedik. Biz bunun üzerinden yorum yapalım. Oranlar hep aynı çıkacak nasılsa. Demiş ki kütlece yüze derişimi 50'dir. Şimdi kütleci yüzde şimdidir arkadaşlar. Çözünen maddenin kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100. Şimdi K kadar var. Buna 1 desek e, kütlesi ne kadardı? 180. O zaman 180 K kadar çözünen şekerim var. Toplamdaki çözeltim ne kadar? E, 20K kadar da yaparsak şurası da 360K gram gelir. Emasıyla çarptık 18'de. E, toplamda burası 540K yaptı. Çarpı 100 dersek bize kütlece yüzde dereşimini verir. Şunlar gitti. Şöyle 1 bölü 3 geldi. O zaman 100 bölü 3'müş bunun kütlece yüzde derişimi Yani yüzde 50 çıkma olasılığı yok. Kesinlikle yanlış dedik cevabımız Adana. Hadi diğerlerine de bakalım. Molal derişimini sormuş. Molal derişim nedir arkadaşlar? Çözünen mol sayısı ne demiştik? K kadar çözülmüştü. K mol kadar çözülmüştü. Ee, çözücü kütlesine bölüyorduk. Çözücü kütlemiz ne kadardı? 360 K gramdı. Bunu şeye çevirirsek, kilograma çevirirsek 0,36 olur. Buradan ne gelir? 100 bölü 36. 4 ile sadeleştir. 25 bölü 9 geldi. O zaman bu doğru. 90 gram şeker çözülmüştür. Şimdi biz e, K05'e eşitse daha doğrusu şöyle yapalım. K'yı 1 mol olarak almıştık 180'de. 180'in katları olanlar mesela 90 bunların katlarından bir tanesi o zaman bu olabilir. K'nın alabileceği K05 ise 90'dır. K1 ise 180'dir. K2 ise 360'tır gibi yorumlar yapabiliriz. <laughs> D'ye bakalım. 200 mililitre çözeltinin molar derişimi 2,5 mol bölü litredir. Yine çözünen mol sayımız ne kadardı arkadaşlar? K kadardı. Ee, bunu ne yapacağız? Litreye böleceğiz. Litremiz ne kadar? 200 mililitre yani 0,2'ye bölmüş olduk. Ee, buradan ne demiştik? Şuna 1 mol deseydik. 1 bölü ne geldi buradan? 0,2 gelmiş oldu. Yani buradan 0, pardon 5 değerini bulmuş olduk bölemedik bir an. 5 değerini bulmuş olduk. Bu 5'in katları olabilir. Yani 2,5 olabilir veya işte 10 olabilir, 15 olabilir. Bu şekilde gelebilir. O zaman buna da kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Suyun miktarı 180 gramdır. Su 360 k gram bulmuştuk. K 0,5 ise 180 olabilir. Yine kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Cevabımız Adana olmuş oldu. Gelelim 16. sorumuza. Aşağıda bir atmosfer dış basınçta 100 gram saf suya 0,2 mol naca eklenerek elde edilen çözeltinin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Önce bize delta tk demiş. Şu grafik üzerinden size bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şurası yeni çözeltimizin kaynama noktası. 100 artı delta tk. Bakın şu bir aralık var. T1, T2 aralığı. Burada maddemiz Doymamış çözelti kaynamaya başlar. Bu doymamış çözeltinin kaynamaya başladığı nokta. Yani sürekli buharlaşma oluyor. Doygunluğa doğru gidiyor. Ne zaman çizgi sabit kaldı? O zaman işte bizim doygun çözeltimiz kaynıyor demektir. Bu da doygun çözeltinin kaynamasının olduğu kısım diyebiliriz. Şimdi burada delta tk'yı nasıl hesaplayacağız? Neydi? Kim kardeşliğim formülüydü? Delta tk eşittir. Kk e, çarpı i çarpı m. Kk değerini kaç vermiş bize? 0,52 iyon sayısını aceleden ne geldi? 2 Molalite hesaplayalım. Molalite de n bölü kilogramdı. Mol sayımız 0,2 Kilogram 0,1 Buradan ne geldi? 2 molal 2 dersek ee, buradan değerimiz ne gelir? 2,08 gelmiş olur. O zaman delta tk değerimiz 2,08'miş. Doğru. Gelelim arkadaşlar şimdi diğer öncüle. Diğer öncüle ne demiş bize? T1 T2 aralığında sıvının buhar basıncı artar demiş. T1 T2'de buhar basıncı azalır arkadaşlar. Neden? Eee burada biz ne yapıyoruz? Gittikçe su kaybediyoruz. Yani doygunluğa doğru ulaşıyoruz. Yani derişim artıyor burada. Derişim arttıkça ee, buhar basıncı artmaya başlıyor. Gerçi burası kaynama noktası olduğu için o şekilde de yorum yapabiliriz. Kaynamaya başladığı için basıncı nereye eşittir? Dış basıncı eşittir. Değişmez diyebiliriz. Bu biraz daha doğru bir tabir olur. T1-T2 aralığı için. O yüzden ikinci öncül yanlış oldu. 3'e bakalım. T2, T3 aralığında çözeltinin derişimi değişmez demiş. Evet çözeltimiz doygun çözelti oldukça olduğu için e, sıvı miktarı buharlaştıkça çözünmeyen miktar ne yapacaktır? Dibe çökecektir. Bu yüzden de hep çözünen miktarı sabit tutacağız. Çözünen çözücü orantısını. E, bundan dolayı da çözeltinin derişimi değişmez deriz. E, Tabi doygun çözelti olduğu kısımda 3. öncüyle doğru olmuş oldu. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan olarak işaretledik. Gelelim 17. sorumuza arkadaşlar. Yine kolligatif özelliklerle ilgili bir soru. Bir çözeltinin kaynama ve donmaya başladığı sıcaklık saf çözücünün kaynama ve donma sıcaklığından farklıdır. Saf sıvıda katı bir madde çözünürse kaynama sıcaklığı artar. Bu artı çözeltinin molalitesi çözünen maddenin iyonik ise formundaki iyon sayısı ve çözücünün kaynama noktasında artış sabitiyle doğru orantılıdır. Bir atmosfer dış basınçta hazırlanan 0,5 molal alüminyum klorür çözelsinin kaynamaya başladığı sıcaklık 1,04'müş. Bakın şimdi size şöyle bir taktik vereyim. Şimdi bunların hepsi aynı yerde olduğu için sadece iyon sayısıyla molaliteyi çarpın. İyon sayımız kaç burada? alüminyum klorürde 4 tane iyonumuz var. Molalitemiz kaç? 0,5. Yani çarpım kaç geldi? 2. Demek ki çarpım 2 geldiğinde sıcaklığı ne kadar arttıracağız? Yüzün üzerine 1,04 eklenmiş. 1,04 derece arttıracak demektir. Biz oral orantıyı bunun üzerinden kuracağız. Şimdi bakıyorum. İyon sayısı 2. Molalite 1. 2 kere 1. 2. 2'de ne kadar arttırdık? 1,04. O zaman burası doğru. 2'ye bakalım. İyon sayısı 3. 3 çarpı 0,5 ne yaptı? 1,5. Şimdi 2 e, 2'de 1,04 ise 1,5'da 1,04'ten daha düşük olması lazım. Burada ne yapmış? 1,56 yapmış. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Yanlış oldu. Buraya bakalım. Kaç tane yönüm var? 5 tane yönüm var. 5 kere 2, 10 oldu. 10'da şimdi 2'de 1,04 ise 10'da kaçtır? Hemen ne yaptık. Bunun kaç katı? 5 katı. 5 katı. Buradan ne geldi? 5,2 geldi. O zaman 105,2 doğru oldu. 2 yonum var. 0,5 ile çarptım. 2 çarpı 0,5'ten 1 geldi. 2 de 1,04 ise bunda yarısıdır. 0,52 doğru oldu. 4 yonum var. 1 ile çarptım. 4 geldi. 2 de 1,04 ise 4 de 2 katı 2,08 olması lazım. O zaman bu da doğru oldu. Cevabımız Bursa. Gelelim 18. sorumuza ozmozla ilgili bir soru demiş ki şekildeki derişik ve seyreltik tuzlu çözelti yarı geçirgen bir zarla ayrılmıştır. Suyun seyreltik ortamdan derişik ortama kendinden geçişine Osmoz denir. Osmozun olayı arkadaşlar nedir? Burada bir ozmotik basınç oluşur. Şuradaki derişik kısmın seyreltik kısma karşı oluşturduğu bir emme basıncı vardır. Bu emme basıncından yani vakumlamadan dolayı su ne yapar? Seyreltik kısımdan derişik kısma doğru geçer. Ta ki derişimler birbirine eşit oluncaya kadar. Peki bunu örnektir diyor bize. Aşağıdakilerden hangisi? Bakalım. Denizde uzun süre kalan kişinin parmaklarının buluşması. Şimdi şöyle düşünün. Şurası deniz. Tuzlu su. Burası derişik olan kısım. E senin parmakların e, buraya göre nedir? çok güzel parmak çizdim bakın şöyle. Senin parmakların nedir arkadaşlar? Buraya göre seyreltik durumdadır. Bu durumda sendeki su nereye geçer? Denize geçer. Denize geçtiği zaman burada ne olacaktır? Hücreler su kaybettiği için büzüşecektir, buruşacaktır. Bu da ozmuz olayına bir örnektir dedik. Diğerlerine bakalım. Araba radyatörlerinin suyuna antifriz konulması. Bu donma noktasının düşmesiyle ilgili olan bir şey. Krioskopi ile alakalı. Soğuk havalarda uçakların kanatlarının alkol yıkanması. Yine krioskopi donma noktasının alçalması ile ilgili bir konu. Soğuk sularda daha fazla canlının yaşaması bu da gazların çözünürlüğü ile ilgili olan bir soru. Dalgıçların vurgun yememek için yüzeye e, dinlenerek çıkması yine bu da gazın ve basınçla çözünürlüğü arasındaki ilişkiyi veren bir örnektir. E, cevabımızı A'dan olarak işaretledik. Gelelim 19. sorumuza. Yavaş yavaş sona doğru geldik artık suya uçucu olmayan çözünen eklenerek hazır çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıkları saf suyun kaynama noktasından yüksektir. Sıvı çözeltilerde kaynama sıcaklığının değişme koşullarını araştıran bir öğrenci aşağıdaki kapları üzerlerinde belirten miktarlardaki maddeleri ilave ederek tamamen çözümlenmelerini sağlamıştır. Daha sonra oluşan çözeltileri çökelme olmadan ısıtıp kaynama kaynamaya başlama sıcaklıklarını ölçmüştür. Güzel. Ne yapmış buraya? 2 mol NaCl koymuş. 2 mol magnezyum klor, 2 mol şeker koymuş. Hepsinin mol sayıları eşit. Ee, çözücü miktarları birbirinden farklı. Kaynama sıcaklıklarını nasıl sıralamış? 1 büyüktür, 2 büyüktür iş şeklinde. Demiş ki sonuçlarından hangilerine ulaşabilir? Hemen bakalım. Ne demiş? Sıvıda çözünen maddenin moleküler veya ünlaşarak çözülmesi çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığındaki artışı etkilemez. Şimdi bakın Önce aynı çözücü miktarda olan şu ikisine bakalım. 100 gram, 100 gram, 2 mol, 2 mol vardı. Ama bakın burada bu iki tane iyon veriyor. Bu şeker moleküler çözünüyor. 1, 3'ten büyük. Burada etkilemez demiş ama bakın sıralamada etkilemiş. 1, 3'ten büyük gelmiş. O zaman birinci öncül yanlış. Çözünen maddenin suya verdiği tanecik sayısı ile çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığındaki artış doğru orantılıdır. Bakın burada iki tane vermiş. Şimdi yüzleri karşılaştırırsak iki tane vermiş. Bu bir tane vermiş. Doğru orantılı olarak artmış. O zaman ikinci öncülü söyleyebiliriz. Eşit mol sayısında çözünen madde içeren çözeltilerde çözücü miktarı arttıkça çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığındaki artış azalır demiş. Şimdi bakın arkadaşlar burada e, şuna bakalım. Hepsi aynı mol miktarında. E, ama neye bakacağız? Çözücü miktarlarına bakacağız. Bakın bu 100 bu 200. Şimdi yüzde bakıyorum 2 tane yön vermiş. Bu kaç tane yön vermiş? 3 tane yön vermiş. Ama 1, 2'den daha büyük olmuş. Çünkü burası daha seyreltik kalmış oldu. Çözücü miktarı arttıkça e, kaynama noktasındaki artış miktarı da azalmış oldu. E, o yüzden 3. öncülümüz de bize yine istenen durumu vermiş oldu. Cevabımız denizli olarak işaretledik. Gelelim 20. sorumuza arkadaşlar. Uçakların alkol çözeltisiyle yıkanması, buz yolların tuzlanması, araba radyatörüne antifriz konulması hepsi ne ile ilgili arkadaşlar? Kriyoskopi dediğimiz donma noktasının düşmesiyle alakalı, alçalması ile ilgili olan e, olaylar. Demiş ki görseldeki işlemler aşağıdaki ifadelerin hangisini örnek gösterilebilir? Su içinde uçucu madde çözünürse suyun buhar basıncı yükselir buna gösterilemez. Dış atmosfer basıncı artınca suyun kaynama noktası artar. Bu yine kaynama noktasıyla alakalı değil. Çözünen katı miktarı arttıkça çözeltinin buhar basıncı yine buhar basıncı demiş alakalı değil. Su'da çözünen maddeler suyun donma noktasını düşürür. Evet, kriyoskopi dediğimiz olaydan bahsediyor de olur. Maddenin saflık oranı arttıkça hal değişim sıcaklığı artar. Bu da kaynama noktasıyla alakalı olan bir şey. Bu da gitti. Cevabımız denizde oldu. Böylelikle bu testin sonuna geldik arkadaşlar. Ee, umarım e, eğlenerek ve farklı bir bakış açısıyla bakmayı öğrenmişizdir. Size bir faydam olmuştur. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşımıza tavsiye etmeyi Unutmayalım arkadaşlar ee, desteklerinizi bu konuda bekliyorum ee, umarım faydalı bir çalışma olmuş dileğiyle kendinize iyi bakın diyorum ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.